Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere beraber Volkswagen Champions'te yepyeni bir Rebuild videosuyla karşınızda. Bakalım izlediyseniz hemen aşağıdan abone olmaktan, videoyu beğenip başlatıp bize destek olabilirsiniz. Bugün profesyonel olarak başlayacağız kulüplerden. Galatasaray'ı seçiyorum gördüğünüz üzere. Galatasaray'ın tüm oyuncuları satıyoruz. Çünkü Süper Kupayı kaybeden Galatasaray'ın tüm oyuncuları satarak yepyeni bir kadro kurup ve sezonu simüle edeceğiz. Ve sezon sonunda bakalım Galatasaray neler başarmış olacak. Bir sezon simüle edeceğim, onu da söyleyeyim. Video daha fazla uzamaması için. Hadi bakalım. Tekliflerden Davinson Sanchez'e 10 milyonluk bir teklif gelmiş. Kardeş zaten 10'a 10. Ne fark eden bir şey var? Teklifi artırabilir miyiz diye bakıyorum. Şöyle bir verelim. Kabul etmezseniz etmeyin. Ben zaten o adamı 9'a bile ne satarım yani. Niye böyle garip bir şekilde teklif geldi anlamış değilim. Neyse. İlk gidecek isim aslında Zaha. Bu aralar galiba teknik direktörle bir sorunları var gibi. Sosyal medya hesabında da kapak fotoğrafını siyah yapmış. Zaha'yı gönderelim. Gördüğünüz üzere Zaha gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Zaha Newcastle United'a 15 milyona gidiyor. Zaha'nın değeri 18 milyondu. Biraz zararına gidiyor. Aslında bunu yapmadan önce yapmamız gereken şuydu. Maçı atla diyoruz ki genelde bir teklif daha gelme olasılığı var idi. Bakalım bu sefer kime gelecek. Bu arada 10 milyona satmadık. Bakalım 10 milyon gelince çapasım gelmedi. Kardeş bir başarı kilidi gider misin? Burada devam ete dokunamıyorum. Bak saçmalığa bak. Ne başarım çıktı be. Nereden alıyor? Daha oyuna yeni başladık. Fenerbahçe Spor Kupa finali gözüküyor oyunda da. Kerem Demirbay'a da 11 milyonluk teklif. Kardeş hiç şey gelmiyor. Roma'ya gönderiyoruz onu da. Şimdi şöyle en aşağılarda mı baksak? Şöyle göndermek istediğim Galatasaray'daki oyunculardan bir dakika Ziyech değildi. Ben Atete'ye tıklayacaktım. Tete'yi Galatasaray normalde farklı bir fiyata satmıştı. Bakalım biz kaça satacağız. Leverkusen'e 9.7'ye gönderiyoruz Tete'yi. Icardi. Icardi nereye gider acaba? 18 milyon değeri olan Icardi Milan'a 15 milyona gidiyor gördüğünüz üzere. Ndombele Galatasaray'da çok kiloları vardı ama gitti takımda zayıflamış adam. 11 milyona Nice'a gönderiyoruz. Gerçekte de mi Nice'a gitti de? Emin değilim ama öyle bir takıma gitti diye biliyorum. Hakim Ziyech bakalım. Büyüklerden satıyoruz nedense, hiç küçüklerden göndermiyoruz. Hakim Ziyech Napoli'nin yolunu tutuyor 17 milyona. Şöyle küçüklerden diyeceğim de. En düşük kim var? Eyüp Aydın. Eyüp Aydın'ı şu an satamıyoruz çünkü kadroda satış şeyi bitti. Şimdi sattığımız oyuncağın yerini doldurabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şöyle bir kadroya bakacak olursak. 80-85 arası transfer listesindeki. O 85-90 arası kim varmış? Toni Kroos var. Toni Kroos'u getirebiliriz aslında. 26 milyon değeri var. Toni Kroos'u öncelikle bir transfer edelim. Kiralama da var ama kiralama bilmiyorum. Sezon sonuna dek 10 milyona kiralanır mı? Toni Kroos tabi 33 yaşında olduğu için sezon sonuna kadar kiralayacağım ya da takım kiralık oynatma ilgisi göstermiyor. Ha onu şey yapmamız gerekiyor. Tamam o zaman direkt 26 milyona satın alalım. Toni Kroos'u satın aldık çünkü Toni Kroos Galatasaray'da. Amrabat. Galatasaray'a gelip gelmeyeceği yılan hikayesine döndü. Yani bir yerde hatta anlaşıldı denildi ama bu MDO oynuyormuş. Biz MDO oynatır mıyız bilmiyorum. 15 milyona satın alalım. Bunu da gördüğünüz üzere kabul ettiler. Sofyan Amrabat'ta Galatasaray'da. Şimdi Axel Witsel stoper olarak 6.1'e hemen Atletico Madrid'den kapalım. Gördüğünüz üzere sağlam bir stoper oldu. 80'lik ve defansı bir tık güçlendirecek yani. Şimdi 80-85 arası transfer listesindeki oyunculardan almaya devam edeceğim tabii ki. Tabi kaleci konusunda şu an kararsızım. Kaleci transfer listesinde olmayan kalecilere de bakabiliriz. Roberto 10 milyon. Hem sağ bekte oynayabiliyor ama büyük ihtimalle orta sahada değerlendiririz. 11 milyon. Roberto'yu da bu şekilde transfer edelim. Sağ bek ve stoperde oynayan Manteo da şu şekilde gördüğünüz üzere. Hep yaşlı oyuncular ama yapacak bir şey yok. Tek sezon simüle edeceğiz. McCruella transfer listesinde olan sol bek ve sağ bekte oynayan 80'lik 15 milyona bunu da transfer edelim. Yavaş yavaş transfer listesinde gördüğünüz gibi oyuncu kalmadı. Şöyle kalmadı. Aslında 18 milyon Jorginho'yu alabiliriz orta sahaya. Ona bir değerlendireceğiz. Şimdi ve şöyle baktığımız zaman Tororo'yu bir göndermek istiyorum. Sata gelelim. Tororo, Lucas Tororo yerine 23 milyonluk oyuncuyu satıp yerine tabii ki o deminki oyuncuyu getirebiliriz. 20 milyona Stuttgart'a gidiyor. Stuttgart mı deniyordu? Neyse çakallar dansı ikiye bir görüyorduk. Vinicius. Vinicius evet forvet olan Vinicius bakalım nereye gidecek şöyle onu da gönderelim. Vinicius gördüğünüz gibi Atletico PR mı? Nasıl deniyorsa takıma gidiyor. Şöyle bakacak olsak kanatlarımıza falan geçmeden önce kalecilere de geçmedik. Eyüp Aydın'ı gönderelim. Eyüp Aydın Altın Ordu'ya gidiyor. Efe Akman Hatay Spor'a gidiyor. Berkan Kutlu Antalya Spor'a gidiyor. Kaan Ayhan Beşiktaş Spor'a gidiyor. Günay Güvenç'te kaldık. Şu an oyuncu satışımız bitti. Şimdi 80-85 arası yine oyuncu bakacağız. Filtreleyelim. Transfer listesindeki olan oyunculardan.
Jorginho'yu orta sahaya alabiliriz. Medo oynuyor 18 milyon. Şöyle bakıyoruz dayanıklılığı falan iyi. Güzel 18 milyon, bunu da transfer edelim. İlk 11'i dizmemiz için bir defans, bir kaleci, iki de forveti aldık mı? İş tamam. Ronaldo 4,5 milyon. Şöyle Ronaldo'yu bir transfer edelim. 5,5 milyon Ronaldo büyük ihtimal geliyordu. Ciro Immobile. Ciro Immobile çok pahalı gözüküyor. Ronaldo tek sezonluk gerçi de. Yani bir sezon daha simüle etme şansımız yok yani. Listede olmadığı için Immobile'yi de bırakacağını sanmıyorum. Burada en iyi kaleci Neuer olabilir gibi. Neuer'e şöyle bir 8,4'lük bir teklif yapalım. Kabul etmediler. Neuer'e o zaman 8,4'ü kabul etmedilerse 9,4, hatta şöyle 10 milyonluk bir teklif yapalım. Şimdi forvet konusunda listede, transfer listesinde olan iki oyuncu var. Biri 10 milyon, biri 20 milyon. Şimdi kafalar karıştırıyor. Biri 86, öbürü de 86 şut çekiyor. Ama tabii ki de Patrick Schick 85 hızında. Yani biraz daha hızlı. Muslera'yı göndermek istesek de değeri 2,8. Bakalım nereye gidecek Muslera. Aslında Muslera öncesi farklı. O Napoli'ye gidiyor. İtalya'ya geri dönüyor. Lazio'dan gelmişti Galatasaray'a. Nelson'u da şöyle bir gönderelim. Nelson da Brighton'a gidiyor. Sergio Oliveira Galatasaray'da gönderilmek istenen oyuncular arasındaydı. Freiburg'a o da gidiyor. Sanchez'i alacağım. Şu anlık alabilecek bir forvet alternatifimiz kalmadığı için Sanchez'i alıyorum. Duruma göre tek forvet, iki forvet şeklinde gidebiliriz. 4-5-1'e geçtiğimiz zaman bakalım eksiğimiz var mı? Orada Kroos, Amrabat, Jorginho, Mertens. Mertens'i göndermemiz lazım bu pozisyonda. Stoper almadık bak. 79'luk bir oyuncu var. Gelecek vadeden çıkarsa işimiz aynı olabilir yani. Onun dışında herhangi bir şey yok. 79'luk oyuncu 13 milyona gördüğünüz üzere transfer ediyoruz. Ve hemen ona bakmak istiyorum. Odilon gelecek vadeden bir genç mi? Bakmak istiyorum. Odilon gelecek vadeden genç. 82 olma olasılığı da var yani. Bu sezon sonu bulmadan olursa güzel olur. 4-4-2 taktiğinde ilk 11 gördüğünüz gibi değişmemiş. Bir saniye. Nerede o oyuncu? Şöyle yapınca değişiyor. Evet, ilk 11 komple değişti. Yedek kalacak Marcelo'ya düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Transfer listesine olmadığı için 3,7'lik bir teklif sunuyoruz. Kabul ederse iyi olur. Evet, güzel, kabul ettiler. Mertens. Bardakçı varmış. Bardakçı'yı gönderelim şöyle. Bardakçı Lazio'nun yolunu tutuyor. Satabileceğimiz başka değerli bir oyuncu Sergio Aurier var. Aurier de galiba seni Galatasaray'a kiralık mı geldi? Neyi geldi emin değilim, hatırlamıyorum. Kerem Aktürkoğlu da değerli oyuncular arasında. Kerem Aktürkoğlu'nu da şöyle gönderelim. Gördüğünüz gibi Girona'ya gidiyor. Diğer kalan oyuncu çok değerli gözükmüyor. Ve burada en değerlisi şu anda Barış Alper Yılmaz var ve onu da şu an satamıyoruz. Geriye 4 futbolcu kaldı. 4,9'a Silva varmış misal. As oyuncu olabilir. Yani gelen oyuncuyu yedekleyecek gibi yani. Ve kabul etti. 5,9'a Silva'yı getiriyoruz. MDO. Hadi bakalım. Bunu da transfer etmeyi deneyelim. 7,3'e teklif yapalım. MDO oyuncusu kabul ettiler. Güzel. Bir şey değil mi? Takım komple yaşlılar ligine döndü. Silva stoperi büyük ihtimal alacak o adamdan. Özellikle gözükmeyen bir oyuncu. Yani top çalması gözükmüyor. Dayanıklılığı çok iyi gibi. Bakalım bu oyuncu da şöyle 6,4'e transfer edebilecek miyiz? Mateo'yu kabul etmediler. 7,4 kabul ettiler. Umarım top çalman iyidir yani. Stoper aldık. Aslında sağ bek ve sol bekte oynayan bir oyuncu da alabilirdik. Top çalması güzel. 80'lik iyi bir oyuncu bari. Barış Alper'i şöyle bir satalım bakalım bir ne kazandıracak. Alaves'e 5,6'ya gidiyor. Köln, Atalanta'ya 4,7'ye gidiyor. Günay Güvenç, Mönchengladbach'a gidiyor. İyi yere gitti. Ve son Mertens kaldı. Mertens'i tam satıyorduk ki. Garip bir şekilde oyunda Messi hala değerli. Yani Ronaldo'dan ne farkı var bu adamın? Inter Miami'ye gitti diye mi bu kadar değerli? Ya da Copa Amerika'yı mı kazandı da bunlar? Oyun galiba Messi'si çıktı. Neyse, bir şey diyeyim mi? Aklıma çok çılgın bir şey geldi. Şimdi bu takımları yaşlı kadrolar kuruyoruz ya. Biz bu takımdan ayrılıp başka bir takıma gittiğimizde bu Galatasaray'a birkaç sezon sonra noller oluyor. Onu çok merak ettim açıkçası. Yedekleri Hugo Ekitike'yi almayı düşünüyorum. Bakalım verecekler mi? Şöyle. Aa, direkt verdi. Bir dakika, transfer listesinde konacağım bakıyordum. Hugo Ekitike. Hiç anlam veremedim. Ekitike'ye şöyle bakacak olsak 80'lik bir potansiyeli var. Galatasaray vadeden 2 tane, 3 tane Kruel'le Amrabat. Bunlar 4 tane oyuncuları var yani. Ben bu rehabilite bir sezon yapacağım ama devamında merak ediyorsanız farklı bir takıma gidip oradan da bu takımı uzaktan gözlemleyebiliriz. Tabii sonrasında bu takım başına geçebilir miyiz? Sezon sonunda gerçi geçebiliyoruz. Birkaç sezon takip edip ondan sonra takım başına geçtiğimizde neler olup neler bittiğini de görebiliriz. Uzak gözlemcilikle. Şimdi Galatasaray'a getirdik. Bir dakika, şeyi de bir satalım da bitsin artık.
Mertens'i de şöyle gönderelim. Mertens Newcastle United'a gidiyor. Orada iki Galatasaraylı oldu galiba. İki takım arkadaşı orada buluşmuş oldu. Kadroyu hızlı dizleyelim ve böylelikle kadromuz dizildi ve yorgun oyuncular var gibi sanki orta sahada. Zirato. 100K'ya vereceklerini sanmıyorum. Şöyle 1 milyon K fazla mı olur bilmiyorum ama Zirato'yu da getirelim Galatasaray'a. Gelecek vadeden gençlerden biri olduğu için. Şöyle bakacak olsak Zirato antrenmanlarda gördüğünüz gibi şu anda 47 derecesi var. 87 potansiyeli var. Tabii Galatasaray bunu elinde tutabilir mi bilmiyorum. 83K'ymış. Biz çok para verdik. Para fazla olunca gaza geldik galiba. Aslında gelecek vadeden gençleri bulup onlarda birkaç bu 15 milyona eklenebilir ya. Evet, rebuild yaparken rebuild fikri biraz değişir gibi oldu ama bu sezonluk simüle edip sonrasında oyunda ben birkaç sezon simüle ettikten sonrasında sizlere bununla ilgili bir video çekeceğim. Galatasaray birkaç sezon sonra neler gelmiş, neler bitmiş hepsini ilerleyen zamanlarda süreci aktaracağım. Şimdi şöyle bir şey var. Takım yönetimine geldiğimiz zaman şöyle ilk 11'imizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Bazen 4-5-1'e de geçebiliriz duruma göre. Şimdi bu sezon sonunda bu takım neler başarabilecek göreceğiz bakalım. Yedeklerde de görüyorsunuz ki Rivaldo, Zirato, Angel, Karius gibi genç yetenekler var. Ekitike'yi de unutmayalım. Biraz sonra daha detaylı bakacağız. Daha detaylı dediğim biraz sonra büyük listede göreceğiz. Neil kaleci, Ziler, ondan sonra stoperde. Ken aldım ama yaşından dolayı biraz çekindiğim için bir de bir oyuncu daha aldım. Orada en altta göreceksiniz. Ganjavi sol bek olarak aldım. Adam da sağ bek gördüğünüz üzere. Brian'ı normalde sonradan aldım çünkü şu Ken'den memnun olmayacağımı düşündüğüm için aslında Ken'i gönderip yerine Yuri Çalışkan da alabiliriz ama zaten forvete pek gerek kalmayacak gibi. Yuri Çalışkan şu an sınırda olduğu için alamayacağız. Şimdi Brian gördüğünüz gibi 44'lük geldi. Normalde bazı kişilere göre değişebilir. Mesela ben Ken'i YouTube'dan baktığımda 50'lik falandı ama bana gelişi 40-42 oldu. Ama potansiyel yeteneklerde herkese de değişebilir onu söyleyeyim. Antrenman veyahut da altyapı şeyine göre değişebilir. Şu anda 1 milyonu yükseltebiliyormuşuz antrenman seviyesini. 2 milyona şöyle. Kalan paraları da buraya da harcayalım ki gelişim biraz hızlı olsun. Tamam, bitti artık. 5 milyon da avans kalsın. Şimdi şöyle baktığımız zaman Brian zaten 1 numara. Gelişim vadeden olarak. İkinci Adam gördüğünüz üzere. Ken 3. Ganjavi 4. Neil kaleci aşağılara düşmüş. Bir yere baktığımda yukarılarda gibiydi. Ziler'de hemen aşağılarda görüyorsunuz. Ama gelişim olarak okları hala ileride. Zirato'da aynı şekilde. Rivaldo, Carlos, Angel gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen arkadan Odilon'u unutmayalım. Odilon'dan şu anlık takımı taşıyabilecek bir oyuncu gidene kadar. Hugo Ekitike'de hemen gelecek vadeden 80'lik potansiyel ulaştığı zaman satılabilecek bir oyuncu gibi duruyor ileride. Cruella gördüğünüz gibi 80 potansiyel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen sezon sonuna simüle ediyoruz. Sezon sonunda bakalım neler olacak. Sezon sonuna gitmeden önce Süper Kupa maçı vardı. Süper Kupa maçını şöyle bir atla diyelim. Bakalım ne olacak. Galatasaray Ronaldo'la 1-0 öne geçiyor. Ve Ronaldo'nun golüyle kazanıyor tabii ki de. Fenerbahçe'den ses çıkmıyor. Evet, geldik sezon sonuna. Gördüğünüz gibi şampiyon olan takım bu şekilde parlıyor, yani bir süre parlıyor yani şampiyon olduktan sonra. Ve gördüğünüz gibi 108 puanla namağlup bir şekilde ligde şampiyon olmayı başardık tabii ki de. Ve ligden Samsun, İstanbul ve Kasımpaşa düşüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen arkadan geliyor. Antalyaspor, Trabzon gerilerde kalmış. Atlet'ten Bandırma şampiyonu olarak bir üst lige çıkışını gerçekleştiriyor. Aziz Kralı bizden kimseler çıkmıyor. Bizdekiler paylaşımcı değil. Ronaldo gol kralı oluyor. Edin Dzeko ile aynı skorla gördüğünüz gibi gol kralı oluyor. Ekitike'ye bakın, gördüğünüz gibi 20 gol atıyor. Luis Suarez nedense gol atmadı. Yani burada gözükmüyor nedense. 5 milyon aldık. Şampiyonlar Ligi'ni gösterebilir miyim bilmiyorum ama çeyrek finalde gösterebiliyormuşum. Çeyrek finalde bir dakika, burada gösteremiyor muyum? Gösteremiyorum galiba. Asist gol kralına bakacak olsak 11 golle Ronaldo tabii. Çeyrek finalde Real Madrid'e yenilerek veda ettik tabii ki. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere diğer şeyleri göremiyoruz. Gördüğünüz üzere diyorum da neyse. Oyuncu istatistiklerde Ronaldo 56 gole katkı veriyor ve 2 de asist yapmış. Gördüğünüz gibi paylaşımcı değil bizim takım. Ve sonrasında tabii tek paylaşımcı Roberto galiba 20 kere asist yapmış. Jürgen 11, Amrabat 18, Ekitike 10 asist yapıp 21 de gol atmış. Sanchez sadece 17 gol atmış. Yani 5 de asisti var. Copeo'na 17 asist. Gördüğünüz üzere. Neyse, daha fazla girmeye gerek yok. Böyle görüyorsunuz.
Şimdi gelecek vadeden gençlerimiz neler yapmış onlara bir bakalım. Neil 49'luk gelmişti, hala 49 galiba. Oynamadığı sürece gelişmiyor galiba. Zirato 56'lık. Bazı oyuncular oynama fırsatı buldu çünkü sakatlıklar oldu. Kartlar sürekli, kırmızı kartlar, sarı kartlar havalarda uçuştu. Ve bunlardan gördüğünüz gibi gelişen oyuncuları da görüyorsunuz bu şekilde. Ama nedense kalecimiz 48'lik miydi, 47'lik miydi, yoksa gelişmedi mi hiç? Yoksa 49'luk mu? Emin değilim. Bu arada oyuncu 80'lik olmuş. O Dillon. O olacağı belliydi. Ekitike de 76'lık. O da gelişim gösterecek gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Kadromuzu diziyoruz ve ilk 11'imiz bu şekilde. Ronaldo yedeklerde gözüküyor. Ronaldo'yu almak adına 4-4-2'ye geçsek ne olur olur. Ronaldo sahalara dönüyor. Tamam, bu şekilde Fenerbahçe karşısında maçı simüle edelim. Aslında oynayabilirdik. Mateo'ya güzel bir teklif gelmişti açıkçası ama satmadım. Ve 5-3 penaltılarda yeniyoruz ve kupayı, ulusal kupayı da alıyoruz gördüğünüz üzere. Asist krallarına bakabildik ama geçtik galiba. Konferans Ligi finalini Aston Villa alıyor penaltılarda gördüğünüz üzere. Avrupa Ligi finalini Real Sociedad alıyor gördüğünüz üzere. Ve 3. küme falan bir şey varmış, Ankaraspor. Real Madrid finale kadar çıkıyor ama finalde kupayı kaybediyor gördüğünüz üzere. Real Madrid, eğer biz Real Madrid geçsek belki de finalde oynama şansımız olabilirmiş. Orada bir Tigres'i gördüm. Dünya Kulüpler Kupası'nı Inter alıyor tabii ki de. Gördüğünüz gibi burada en şeylerde gözüküyor. Azerbaycan'ı Karabağ falan almış gibisinden. Neyse, bunları devam diyelim. Oyuncu ödülleri 2024-2025 oyuncu ödüllerinde Haaland Manchester altın ayakkabı ödülünü alıyor. Yılın kalecisi Donnarumma oluyor. Yılın oyuncusu Erling Haaland oluyor ve kazananlar çeyrek final Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz üzere 4 kere mağlup olmuşuz. 7 kere berabere kalmışız. 157 gol atırken 24 gol yemişiz. En büyük galibiyet Gaziantep karşısında 7-0'lık bir galibiyet. Büyük yenilgi de Dortmund'a karşı 2-0 yenilip rövanşta Dortmund'u 3-0 mı öyle bir skorla yenerek tur atlamıştık. Yönetim takım bu sezonun başarısından dolayı çok çok memnun. Fenerbahçe ve West Ham'dan teklifler var. Yani Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum tabii. West Ham'a giderekten şey yapabiliriz. Diğer kulüplerde Beşiktaş'ı da seçebiliriz ama gerek yok. West Ham'da gideceğim. Bari kariyer rebuild'imi orada devam edeyim. Birinci küme diyor. West Ham'ı seçiyorum ben. Yönetimine geç diyorum. Ve bu sürede Galatasaray'ı da takip edeceğiz. Bakalım Galatasaray birkaç sene sonra neler olacak, neler bitecek görmeye çalışacağız. Bu arada Türkiye Ligi'nde değiliz ama o sıkıntı olacak biraz. Neyse. Türkiye Ligi'ni göremediğimiz için biraz sıkıntılı olacak ama Türkiye'ye döneriz ya. Gelecek sezon Türkiye'ye döndüğümüz zaman şey olabilir. Şimdi kapat diyelim bunu. Şimdi ben satış matışa bakmayacağım. Burada diğer liglere bakamamamız kötü oldu. Bak, ben bunu yanlış yaptım. Türkiye 2. liginden bir takıma gidebilirdim. Neyse. Evet, bir videomuzun da sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kısa sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.